Yeniden selamlar olsun. Geldik arkadaşlar. Şimdi halen Freud'un kuramındayız bu arada. Ne çok uzadı değil mi? Ama öyle uzun konu demiştik. Her sene iki ya da üç tane soru geliyor. Freud'un kuramlarını anlattık. Freud'un dönemlerini anlattık. Şimdi bakın, anlam karmaşası olmasın diye söylüyorum. Şu dönemler, hani beş tane dönem vardı ya, evrenseldir. Her insan o yaşlarda o dönemleri bulunur. Bazı özellikleri kazanır, fiksasyon, saplantıyla ömür boyu bu özellikleri taşır. Fakat Freud'a göre kişiliğin oluşumunu etkileyen, evrensel olmayan, yani herkeste farklı sayı, farklı şiddet, farklı düzeylerde yaşanan, kişiliği belirleyen bazı unsurlar var. Bunlardan biri engellenme, biri çatışma, diğeri de savunma mekanizmaları. ÖSYM geçmiş yıllarda evet savunma mekanizmalarını sordu. Hatta en son savunma mekanizması sorusu rehberlik sorusu içerisinde çıktı. Öyle düşünelim. Engellenme ve çatışmayı pek sormamış. Görelim. Şimdi engellenme dediğimiz olay çok basit arkadaşlar. Herhangi bir birey düşünün. Herhangi bir amaç düşünelim. Hiç önemli değil bakın. İlla büyük bir amaç yani atanmak falan. Herhangi bir basit amaç. Buradan eve gitmek. Mutfağa gidip su içmek, hava atmak, güzel görünmek, ne bileyim projeyi teslim etmek, borcunu ödemek, sınavı kazanmak. Bir amaca yönelik bir birey herhangi bir sebeple bu amaca ulaşamazsa bu durumun adı engellenme oluyor. Engellenme sayesinde, engellenme yüzünden diyelim pardon, insanlarda, bireyde bazı psikolojik süreçler yaşanır. Buna stres diyebilirsiniz, öfke diyebilirsiniz, kaygı diyebilirsiniz, sinirlilik diyebilirsiniz, saldırganlık diyebilirsiniz vesaire. İşte bir insan hayatı boyunca ne kadar fazla engellenme yaşarsa kişiliğinde şunların katsayısı daha fazla oluyor. Daha çok engellenen bireyler daha öfkeli, daha kaygılı, daha stresli, daha sinirli, daha saldırgan oluyor. Ama hayatı nispeten daha kolay olan, daha az engellenen bireyler ise daha sakin, daha mülayim, daha efendi, daha durgun bir kişilik sahibi oluyor. Engellenme dediğimiz bu. Yani amaca ulaşamamanın, herhangi bir amaç olabilir fark etmez, amaca ulaşamamanın oluşturduğu psikolojik süreçler. Buna engellenme adı veriliyor. Tamam, bu bir. İkinci bireysel durum arkadaşlar, çatışma dediğimiz. Bu da her insanda hayatı boyunca farklı sayıda, farklı şiddette, farklı düzeyde yaşanıyor. O yüzden de kişiliği etkiliyor. Çatışma ise, kabaca şöyle söyleyeyim, sonra türlerinden de bahsedeceğim. Seçim yapma zorunluluğudur. Seçim yapma zorunluluğu. Farklı durumlar arasında, farklı güdüler, istekler arasında seçim yapma zorunluluğu. Yani ya şunu seçeceksin ya bunu seçeceksin. Başka bir şansın yok. Bu zorunluluğun adı çatışmadır ve üç tür çatışma bulunur. Çatışmalardan biri yaklaşma çatışmasıdır. İstenilenler arasında seçim yapma zorunluluğudur. İki durumu da istiyorsundur ama birini alabilirsin. Paran yetmez, bütün elbiselerden sadece birini alırsın gibi. Ya da dur, sizi güdüleyici bir örnek vereyim. İnşallah böyle bir çatışma yaşamak nasip olur size de, öyle söyleyeyim. Bayağı önce 5-6 sene falan olmuştur. Bir öğrencim güzel bir puan aldı, tercihlerini yapacağız. Yani puanı çok güzel, derece, öyle söyleyeyim. Gel dedi ki, hocam dedi ya ben karar veremedim. Neye dedim? Hocam benim branştan dedi Ankara'ya da İzmir'e de dedi açıldı. Tamam dedim. Hocam ben hangisini seçeceğime karar veremiyorum bir türlü dedi. Yani yazsa ikisi de gider kazanır. Niye dedim? Hocam birinde ailem var birinde de sevgilim var dedi. Hangisinden seçeyim falan. Dedim aileni seç boş. Ne olacağı belli olmaz. Şimdi bu bir yaklaşma çatışması ama ikisinde de görev alamaz, ikisine de atanamaz, bir tanesini seçiyor. Yani inşallah dediğim gibi siz de böyle bir çatışmaya denk gelirsiniz, öyle söyleyelim. İkincisi ise arkadaşlar, kaçınma, uzaklaşma, kaçma diye de geçer. Bu da insanın psikolojisini etkiler. Kötü şeyler arasından seçim yapma zorunluluğudur. İstemediğimiz şeyler arasında seçim yapacağız. Yani
Bak işsiz kalmak da istemiyorum. Ders çalışmak, sınava hazırlanmak da istemiyorum. Ama mecburum. Birini yapacağım. Oturuyorum, ders çalışıyorum. Bak kötü bir şeyi seçmiş oldum. Kötülerin arasından seçim yaptın. Bir de arkadaşlar şu var. İstediğin bir şeyi seçersen eğer, istemediğinde onunla beraber geliyor. Nasıl yani? Şöyle. Yaklaşma, kaçınma deniyor buna. Sen bir şeyi istiyorsun, tamam. O istediğin için, o istediğin şey istemediğinle beraber geliyor sana. Bak ne güzel. Aslında şu an bu saatte bu videoyu izleyip ders çalışırken şu an bunun içindesiniz. Atanmayı istediğin için ders çalışmak zorundasın. Olayın özü bu. Yani gülü seven dikenine katlanıyor, bak o da buradan gelir. Bunlar bizim çatışmalarımız. Fakat dedim ya, geçmiş yıllarda ÖSYM bireysel durumlardan şunları sormuş. Savunma mekanizmaları. Görelim bakalım. Geçen video, bir önceki video değil, ondan önceki video. Şurada ego süper egoyu anlatmıştık. Bir hatırlarsanız savunma mekanizmalarını kim kullanıyordu? Ego kullanıyor. Şöyle arkadaşlar, şimdi bakalım. Savunma mekanizması demek, id ile süper ego. Hani sürekli çatışıyordu ya bunlar. İd ile süper ego çatışması veya, şimdi bunlar sürekli çatışıyor. İd istiyor, süper ego bastırmak istiyor. Ya da günlük hayattaki yetersizlikler, başarısızlıklar, yetersizliklerin akıl sağlığına zarar vermesini önlemek için kullanılır. Ruhsal dengemizi bozmasın, akıl sağlığına zarar vermesin. Şu amaçla yapılıyor. Vermesini önlemek amacıyla. Bak savunma mekanizmasının amacı bu. Doğrudan bunu bile soruyor ÖSYM. İd ile süperegonun çatışması bizi bozmasın. Bu bir. Bir de günlük hayatımızdaki başarısızlıklar, yetersizlikler bizi germesin. Akıl sağlığımıza zarar vermesin diye kim tarafından kullanılıyor? Ego tarafından. Ego kullanır. Komutan oydu, karar verici oydu. Kullanılan otomatik, bilinçsiz tepkilerdir. Bir tür ruhsal reflekstir bunlar. Otomatik, bilinçsiz tepkiler. Tamam, süper. Bakın şurası önemli. Kimin kullandığı önemli. Otomatik, bilinçsiz olması önemli. Ne amaçla yapıldığı önemli bilginize. Gelelim. Bu savunma mekanizmaları arkadaşlar normal davranıştır. Herkes kullanabilir, herkes de gözlenebilir. Yani birisi bir durumda gerileme savunma mekanizmasını yaptı diye deli falan denmez. Normal bir durumdur. Ancak aşırı kullanımı kişiliğe zarar verir. Aşırı kullanımı zararlı. Sürekli gerileme savunma mekanizmasını kullanan bir birey çocuksu bir kişilik edinir. Sürekli bahane bulan bir insan yalancı bir kişilik edinir gibi. Bir de şunu da bilelim, ne olur ne olmaz, savunma mekanizmaları sorun çözmez. Ya çocuk ödev yapmadı, öğretmen niye yapmadın diye kızdı, çocuk gerildi, yetersizlik. Öğretmenim misafir geldi, o yüzden yapamadım. Bahane buldu. Bir gerekçe üretti. Doğru olmayan bir gerekçe. Bunu söylediği için defterine ödev yapılmış olmuyor. Ne oluyor bu durumda? Çocuk sadece zaman kazanmış. O anki gerginlik giderilmiş olur. Sorunu çözmez, zaman kazandırır. Savunma mekanizmalarının özellikleri budur. Şimdi, daha çok ÖSYM şunu sormuş. İşte paragrafı verir. Bu hangi savunma mekanizmasıdır der. En son rehberlik sorusuydu. Karşı tepki oluşturmayı sormuştu mesela. Ondan öncesinde yön değiştirmeyi sormuştu vesaire. Onlara bakacağız şimdi. Yüzlerce savunma mekanizması vardır bu arada. Psikotik savunma mekanizmaları var, nevrotikler var ama temel savunma mekanizmalarını göreceğiz. 13-14 tane falan. Şimdi onlara bakalım hadi. Şuradan başlıyorum. Savunma mekanizmalarımız. Birbirine benzeyenleri peş peşe anlatayım. Şöyle kısa kısa en azından değinelim. Karıştıran eden varsa da ayırt etmiş olsun. Şöyle başlayalım. Bahane bulma. Bakın burada da işte geçenki videolarda değinmiştik. Çeviri farklılığından ötürü bir sürü isim görüyorsunuz. Var arkadaşlar, üzgünüm. Yani mantığa bürüme. Aynı şey. Mantığa bürüme. Sebep bulma. Neden bulma.
aynı şey. Akla uydurma. Bakın aslında hepsi çeviri olarak aynı kapıya çıkan şeyler. Akla uydurma. Rasyonalizasyon. Rasyonalize etme. Rasyonalize etme. Gibi isimleri var. Tamam. Şimdi bakalım. Çok kolay. Bir başarısızlık var arkadaşlar. Bir yetersizlik var. Herhangi bir başarısızlık. Sınavı kazanamamış çocuk. Borcunu ödeyememiş bir insan. Ödevini yapamamış bir öğrenci. Yetersizlikler akıl sağlığına bozmasın diye ego gerçekte olmayan bir akla mantığa uygun sebep türetiyor. Az önce dedik ya, niye ödevini yapmadın? Elektrikler kesikti öğretmenim. Aslında kesilmedi. Niye sınavı kazanamadın? Sınavda migrenim tuttu. Şuraya dikkat edin. Gerçekte olmayan bir gerekçe. Bir nevi yalan söylemek gibi. Tam bir yalan değil ama. Yetersizliklerin doğru olmayan, gerçekte olmayan gerekçeyle açıklanmasıdır. Bu kadar. İstediğiniz örneği düşünebilirsiniz şimdi. Bir insanın bir başarısızlığını doğru olmayan bir sebep ileri sürerek açıklaması. Sadece şuna dikkat edin lütfen. Bahane bulmada diğer insanlar olmaz işin içinde. Karıştıran eden oluyor. Şimdi diğer insanları nerede devreye sokacağız anlayacağız. Gelelim bakın. Şöyle bir şey var. Çarpıtma. Çarpıtma. Bu da manipülasyon, manipüle etme, gerçekleri çarpıtma, manipülasyon diye de geçer. Pardon. Bu şöyle bir şey bakın. Bir kusur, bir başarısızlık, bir yetersizlik var. Bakın şimdi farka dikkat edin. Yetersizliklerin veya işimize gelmeyen durumların gerçekte olan ama asıl sebep olmayanla hayatı, olayları işimize geldiği gibi açıklamaktır. Niye kazanamadın dediğimizde, orada kendimizi kurtarmak, o gerginlikten kendimizi dışarıya atmak için gerçekte öyle bir şey vardır ama asıl sebep o değildir. Çalışmadım da kazanamadım demek egoya zarar verici bir düşünce olacağı için sorular zordu deriz. Ya da deriz ki sınav Ağustos'ta yapılıyor, çok sıcak. Doğru bakın, sınav Ağustos'ta yapılıyor ama asıl sebep o değil. Birey asıl sebep işine gelmediğinde işine gelen sebepleri algılamasıdır. Yetersizliklerin işine geldiği gibi algılanması. Gerçeği çarpıtıyor, manipüle ediyor. Burada gerçekte olmayan bir sebep türetiyor. Aradaki fark bu bak. İşine geldiği gibi algılanması. Tamam. Sınavdan sonra çok karşılaşıyoruz bunlarla da o yüzden. Sonra kızıyorlar, niye böyle diyorsunuz? Gelelim üçüncüsüne. Bak mesela şu, yansıtma. Herkesin o kadar çok yaptığı bir savunma mekanizması. Yansıtma. Bak, projeksiyon diye de geçer. Projeksiyon. Arkadaşlar, örnekte diğer insanlar varsa olay bu olur. Bak, karışacak bir şey yok. Burada diğer insanlar yok. Gerçekte olmayan bir sebep. Burada diğer insanlar yok. Hayatı, olayları işine geldiği gibi algılarsın. Buradaysa aslında iki şekilde yapılır bu. Bir, hop, çok güzel. Evet. Birincisi şu, herhangi bir kusur, herhangi bir suç başkasına atmaktır. Suçu başkasına atmak. Şunu yüzünden oldu, bunu yüzünden oldu, hoca bana taktı, hakem yüzünden yenildik gibi. Veya asıl yansıtma şöyle görülür. Kendi kusurunu diğer insanlarda görmektir. Kendi kusurunu başkalarında görmek. Hoppa, şimdi bak bilerek bir örnek vereceğim. Kendisi hırsızlıktan yakalanmış, polis götürürken muhabir sordu. Efendim ne kadar para çaldınız, niye çaldınız, emekleri dolandırıyorsunuz, ne söyleyeceksiniz? Kafayı kaldırdı böyle polisin oradan, tabii küfür de var, bip de yapıyor. Bir ben mi hırsızım dedi. Bu memleketin hepsi hırsız dedi. Bir tek beni mi yakalıyorsunuz? Bak kendi kusur tamam ama diyor herkes hırsız zaten. Aslında ego burada şunu yapıyor. Diğer insanlar da kendi kusurunu görerek kendi kusurunu normalleştirmeye çalışıyor. Niye kazanamadın diyorsun? Bizim sınıftan kimse kazanamadı ki zaten diyor. Bak yansıtma. Niye dedikodu yapıyorsun? Sana yakışmıyor diyorsun. Asıl onlar benim dedikodumu yapıyor diyor. Bir ben mi dedikodu yapıyorum diyor. Bak dikkat edin. İşin içine başka insanlar girdi. Burada öyle şeyler yok. Şu üçünü karıştıranlar için peş peşe anlattım. Gelelim
Şuna, dördüncüsü, şunları anlatalım. Yön değiştirme. Bak hemen peşini anlatıyorum. Şimdi bizde tuhaf bir ezberleme kültürü var. Derslerde, videolarda, orada, burada sürekli diyoruz ki ya ezberlemeyin. Örnek ezberlemeyin. Çünkü bir örneği sadece bir şeyle ezberliyoruz. O örnek farklı şekillerde de sorulabilir. Ya da kafanızdaki örnek çıkmayınca bocalarsınız. Bak her yerde şununla karşılaşıyorum. Dedikodu yapmak diyor şudur. Ya dedikodu bak az önce buna da uyarladım. Dedim ki kendisi dedikoducu olan birisi diğer insanları dedikoducu gibi görmüş. Bu. Ama şimdi buna da diyebiliriz. Fark etmez. Hatta ÖSYM bunu da sormuştu. Dedikodu yapmak yön değiştirme savunma mekanizmasına bir örnektir dedi. Evet doğru. Ama bak buradaki farklı, buradaki farklı. Örnek ezberlemenin de kasıt bu. Yön değiştirme, yer değiştirme ise. Bakın bu da şu. Bireyin, hadi şu olsun, kafasında bir duygu düşünce var. Bu arada iyi kötü fark etmez. Bir duygu düşünce. Bu duygu düşüncenin hedefi burada. Nefretin, sevginin, öfkenin hedefi buradayken biz bu hedefe ulaşamıyorsak bu duygu düşüncelerimiz bizi rahatsız eder. Yani ona ulaşamadığın için öfkeni ona, sevgini ona yansıtamadığın için bu bizi rahatsız eder. Ne yaparız? Hedefin yönü değişir. Ulaşabileceğimiz başka bir hedefe duygumuzu, düşüncemizi yönlendiririz. Buna kızarsın, gidip bundan acısını çıkarırsın. Bunu çok seviyorsundur, yanında değildir. Gidersin, fotoğrafını öpersin. Bak hepsi aynı. Hep örneklere bakın. Patrona kızmış, bir şey diyememiş, evde ona bağırmış. Ama ÖSYM'i bir soruyor. Çok sevdiği kişi, annesi yanında değil, çıkarmış, cüzdandan fotoğrafını öpmüş. Bu da aynı olaydır. Duygunun hedefi, hedefin yönü değişiyor. Şimdi dedikodu yapmak yön değiştirme midir? Evet, doğru. Yüzüne söyleyemediğin bir şey gidiyorsun arkasında. Niye? Çünkü seni rahatsız ediyor. Ayşe şöyle, Ayşe böyle diyemiyorsun. Yüzüne diyemediğin için gidiyorsun, yönünü değiştiriyorsun. Fatma'ya konuşuyorsun. Ya Ayşe şöyle bir insan, böyle bir insan diye. Buyurun. Bak burada kendi dedikoducu, başkalarını dedikoducu gibi görüyor. Buradaysa yüzüne söyleyemediğini başkasına söylüyor. Aynı şey değil. Farkını oradan da çıkarabilirsiniz. Gelelim bir başkasına. Buna benziyor. Evet, haklısınız. Yön değiştirmede. Neydi? Al, onu da yazayım hatta. Duygu düşüncelerin, duygu veya düşüncelerin ulaşılabilecek hedefe yönlendirilmesi. Ulaşılabilecek hedefe yönlendirilmesi. Bu kadar. Tamam. Şimdi gelelim bakın. E şıkkı ya da beşincisi. Karşıt tepki geliştirme. Karşıt tepki oluşturma. Bakın aramızda bazı vicdansızlar var. Ta öğrenme psikolojisinde klasik koşullanmayı yok etme yöntemlerinde işledik. Karşıt koşullanma diye bir şey var. Onunla bunu karıştırıyorlar. Karşıt koşullanmada nefret ettiğin birini zamanla seversin ya da sevdiğin birinden zamanla nefret edersin. Duygu değişir. Burada öyle bir şey yok. Karşıt tepki oluşturmada diğer adını bir aklınızda tutabilseniz o kadar kolay olur ki. Buyurun, iki yüzlülüktür arkadaşlar. İki yüzlülük, riyakarlık diye de geçer. İki yüzlülük ne demek arkadaşlar? İçi başka, dışı başka olmak demek. Bu işte. Bir insanı çok seviyorsun. Hadi öyle düşünelim. Ya da nefret ediyorsun. Nefret ya da sevgi. Şu nefreti gelip bunun yüzüne söyleyemiyorsun. Tam tersi şekilde davranıyorsun. Arkadaşını çok kıskanan bir çocuk diğer insanların yanında canım arkadaşım, cicim arkadaşım diye yaklaşıyor. Bak iki yüzlü. İçi başka, dışı başka. Ya da çok sevdiğin birini söyleyemiyorsun, sürekli ona laf sokuyorsun, sürekli kavga ediyorsun. Bakın dikkat edin, düşünce ile davranış birbirinin tersi. Düşünce ile davranış birbirinin tersi. Karşı tepki oluşturma budur. İkiyüzlülük işinize yarar. Belirtelim, mevcut duygu ya da düşüncelerin tersi, duygu veya düşüncelerin tersi yönde davranış sergilemektir. Bu kadar. Tersi yönde davranış. Peki. Şimdi geldik bir diğerine. Şunu anlatalım. Bastırma.
şuradan hatırlamamız lazım. Hani topografi kuram vardı ya, buzdağımız vardı arkadaşlar. Bilinç, bilinç öncesi, bilinç dışı. Bastırma onunla ilgili. Şöyle. Ha bunun da diğer adı bu arada güdüsel unutma. Ne çok diğer isimler var değil mi? Söylendiğinizi hissettim de o yüzden. Şimdi bakın şu buzdağı. Neydi? Suyun üstünde kalan, sürekli görülen kısım bilinç. Şurası istenildiğinde hatırladığımız, ulaşabildiğimiz bilinç öncesi. Şurası da bizim asla ulaşamayacağımız bilinç dışı. Kötü bir şey düşünün şimdi. Bizi rahatsız eden, geçmişteki, gelecekteki, şu an, ya borçlarımız, geçmişte yediğimiz, uğradığımız bir şiddet, gelecekteki kötü şeyler, sınav, deprem, ölüm, yakınları kaybetmek falan. Bu tarz kötü şeyler eğer ki şurada bulunursa, hatırlayın 24 saatin her anı o kötü şeyi farkında olursan kafayı yersin. Ego tutuyor bu kötü düşünceyi, yaşantıyı bilinç bölgesinden uzaklaştırıyor. Tutuyor bunu o bilinç öncesine ya da bilinç dışına bastırıyor. Bilinç kısmını boşaltıyor, kafayı yememizi önlüyor. Bu kadar. Güdüsel unutma dememizin sebebi bu. Hatta öğrenme psikolojisinde bilgiyi hatırlamayı engelleyen olaylardan biri olarak da bunu belirtmiştik. Neymiş bu da arkadaşlar? Rahatsız edici. Rahatsız edici. Yaşantıların, şeylerin diyorum, duyguların, düşüncelerin bilinç altına, bak bilincin altına itilerek unutulması. İtilmesi. Şimdi gelelim. Şu var. Bu da 1, 2, 3, 4, 5, 6.'sı. Yatsıma, inkar etme, yok sayma, kaçma, reddetme gibi diğer isimleri. Yatsımak, inkar etmek, yok saymak, kaçmak. Şöyle dursun. İnkar etme. Bu da şu arkadaşlar. Yine bu buzdağından gideceğiz. Şu bizim buzdağı, şurası her an farkında olduğumuz bilinç bölgesi, şurası istenildiğinde hatırladığımız bilinç öncesi, şurası bizim asla ulaşamayacağımız bilinç dışı. Bazı durumlarda ki bu biraz böyle daha spesifik durumlarda yaşanır, kötü bir şey. Kaza geçirmişsindir, ne bileyim kötü bir sonuçla karşılaşmışsındır, kötü bir haber alırsın, birini kaybedersin falan. Ya da bir çok sevdiğin bir nesneyi kaybedersin, çaldırırsın, her neyse. Bu kötü şey eğer ki ego onu bastıramazsa. Niye bastıramıyor? Çünkü olay çok sıcak, taze. Onu unutamıyorsun. Her yeni olmuş bir şey. Bu sefer ego kafayı yemeyelim diye şunu kabul etmiyor. Gerçeği inkar ediyor. Hayatta inanmam diyor. Yok sayıyor. Kaza geçiriyorsun, araba mahvolmuş. Yok yok iyi hiçbir şey olmadı diyor. Yakınını kaybediyorsun, yo ben inanmam hayatta diyor gibi. Egonun gerçekleri kabul etmemesi, olmadığına inanması, gerçekleri inkar etmesidir. Burada unutuyorsun, yok öyle bir unutma. Buradaysa gerçeği unutmuyorsun, gerçeği olmamış kabul ediyorsun, yok sayıyorsun. Yani rahatsız edici, rahatsız edici. Şeylerin diyorum yine, herhangi bir şey olabilir. Olmamış kabul edilmesi, reddedilmesi, reddedilmesi, yok sayılması, inkar edilmesi. Bu kadar. Tamam. Neyse oralara girmeyeceğim. Peki geldik. Bir diğeri. Ha şuna bakalım. Az önce fallik dönemde bahsetmiştik. Özdeşleşme, özdeşim kurma, başkasıyla övünme. Ya da kendini başkasıyla bir tutma şeklinde açıklanır. Birey kendi yetersizliğinin oluşturduğu gerginlikten kurtulmak için başkasıyla kendisini bir tutar. Hani bak nasip olacak inşallah atandığınızda sizden çok sevinecek anne babalarınız. Çünkü kendi eksikliğinden kurtulmak için benim kızım memur oldu, benim oğlum atandı diye hava atacak. Senin başarınla övünecek. Özdeşleşme. Başkasıyla övünmek diye düşünebilirsiniz. Başkasıyla övünme ya da biz yendik, biz kazandık, biz başardık veya biz yenildik gibi başkasıyla kendini bir tutmak.
fallik dönemde hatırlayın, erkek çocuk, baba, kız çocuk anneyle, hemcins ebeveynle özdeşleşecekti ki o cinsel kimliğini falan tamamlayabilsin. Peki, şuna bakalım. Hayal kurma, gündüz düşleri, hayal kurma. Gerçek hayatta yapamadığımız istek, arzu, beklentileri ne yapıyoruz bu sefer? Hayal dünyasında ego bilinci kapatıyor, dalıp gidiyorsun ya. Zaten kendine gelince neyin hayalini kurduğunu bilmezsin bile. İsteklerin hayal dünyasında giderilmesidir. Dalıp gitmektir. İsteklerin hayal dünyasında. Çünkü gerçek dünya çok kötü. İsteklerini başaramıyorsun. Bu gerginlikten kurtulmak için de ego tutuyor. Hadi bakalım gel bir hayal dünyasına gidelim diyor. İdi doyurmaya çalışıyor. Hayal dünyasında giderilmesi. Peki, şöyle bir şey var. Polyanlacılık var. Aşırı iyimserlik, tatlı limon, olumsuz şeylerin olumlu yönünü görme çabası. Tatlı limon. Kötü bir şey yaşanıyor. Doğru. Ne bileyim, düşüyorsun, kötü not alıyorsun, arkadaşın sana kazık atıyor, aldatılıyorsun falan, her neyse. Ondan olumlu bir tarafını görmeye çalışarak ego onu absorbe etmeye çalışıyor. Arkadaşın sana kazık attı. Olsun ya, en azından diyorsun tecrübe oldu. Bir daha ben bu kazığı yemem. Bak, iyi tarafını görmeye çalışıyorsun. Cama geleceğine mala gelsin diyorsun. Araba pert olmuştur ama sana bir şey olmadığına sevinirsin. Olumsuzlukların olumlu yönünü görme çabasıdır. Olumsuzlukların olumlu yönünü görme çabası. Görme çabası. Peki. Ne var bir de arkadaşlar? Şu var. Gerileme, regresyon, R yapmak diyorlar ya. Yaşından küçük davranmaktır. Bak, aslında çok net. Karışacak bir şeyleri yoktur da örnekler bizim kafamızı karıştırıyor. Örnekler başımızın belası. Örneklerle kavramı ezberliyoruz. Sonra bir paragraf sorusu çıkıyor. Vay niye böyle? Vay niye şöyle oluyor? Örnekten ziyade kavramları anlamak lazım. Gerilemek bak. Yaş itibariyle seviye burada. Zihinsel, bedensel, ahlaki, kişilik seviyesi burada. Kötü bir şey yaşıyor. Zarar görmemek için ego yaşından küçük seviyede davranışlar sergiletiyor. Ya Freud'un kendi örneği. Bir yetişkinin kötü bir şeyle karşılaştığında ağlaması, naz yapması, trip atması, suratının kızarması. Bak, buraları kızartıyor, kendine çocuksu görüntü vermeye çalışıyor ki bana zarar vermesinler diye. Gerileme dediğimiz bu. Yaşından küçük davranmak. Yaşından küçük davranış sergilemek. Küçük davranış sergilenmesi. Tamam. Ne var başka? Şuraya anlatayım. Artık silmek zorundayım. Kaç etti bu arada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şuna bakalım. Şöyle. Az kaldı, az dayanın. Toplam kaç video olacak gelişim? Kaçıncı videodayız biz Gökhan? 14 çekiyoruz. 14. İyi bak, böyle 17, 15, 16 video falan, yine iyi, güzel. Geldik şuna. Hangisini anlatacaktım be? Ödünleme, telafi etme diye de geçer. Ödünleme, telafi etme. Bak, kavramsal olarak düşünsek o kadar kolay ki, ödün veriyorsun. Bir şeyi başka bir şeyle telafi ediyorsun. Bir kusurun var. O kusur bizi germesin diye ego vücudun enerjisini başka bir alana veriyor. Seni o alanda üstün kılıyor. Hayatımda kendimi bildim bileli ben sözelciyim. Yani kötüydü benim. İlkokulda da matematik. Abaküsten nefret ediyordum ben. Matematikteki kötülük hep benim için bir eksi taraf. Arkadaşlarım yüksek alıyordu. Ben kendimi kötü hissediyordum. Öğretmen onlarla ilgileniyordu. Ben kendimi kötü hissediyordum. Şimdi oradaki benim kişiliğime zarar vermesin diye ego enerjiyi hep sözel derslere yönlendirdi. Türkçe, tarih, coğrafya, edebiyat, İngilizce hiç 4 bile almadım ben. Hep 5'ti onlar. Ama matematik hep kötüydü. Yani bir alandaki yetersizlik ne olursa olsun bu. Çocuğun dersleri kötüdür ama çok güzel futbol oynuyordur. Bir alandaki yetersizliğin
başka alandaki üstünlükle giderilmesidir. Telafi etmeden kasıt bu. Başka alandaki üstünlükle giderilmesi. Peki. Bir de şu var bak. Hiç alakası olmadığı şekilde. Yüceltme. Bunu da görelim. Yüceltme. Bak ismine dikkat edin arkadaşlar. Yüce. Yüceltme olabilmesi için bir örneğin. Şurada bahsettik ya Freud'un en başında. İlkel dürtüler vardı hatırlıyor musunuz? Cinsellik, saldırganlık. Bunlarla ilgili olması lazım. Bizim doğuştan yapmak için dünyaya geldiğimiz iki tane temel dürtü, cinsellik ve saldırganlık. Hayatımızdaki her şey bunlar üstüne kuruludur. Fakat süperego diye bir şey vardır, toplum vardır, görgü kuralı vardır, ahlak vardır. Bu cinsellik ve saldırganlık dürtülerinin istediğini, idin istediklerini kafamıza göre gideremeyiz. Öyle her istediğin gibi gideyim saldırayım vesaire yoktur. İdin istediği bu ilkel dürtüleri süperegoya uygun, topluma uygun şekilde giderek aslında çok ilkel olan dürtüyü çok yüce bir şey yapıyormuş gibi topluma lanse etmek. Sanat alanına, spor alanına. Şimdi hepinizin aklına şu geliyor. İşte birinin dövüşçü olması, saldırgan birinin dövüşçü. Evet ya bildiğiniz örnek bu. Ya ÖSYM başka örnek soruyor. Al Freud'un kendi örneği. Evlilik yüceltme savunma mekanizmasının tipik bir örneğidir diyor. İlk bakıyorsun ne alaka? Aynı şey. Evlenmenin kökeninde arkadaşlar o temel dürtüler yok mu? Üreme dürtüsü. Kafana göre üreyemezsin. Ne yapıyorsun evlilikle? Süperegonun, toplumun onayını alıyorsun. Tamam diyorsun, imza atıyorsun. Geliyorlar herkes alkışlıyor, onay veriyorlar vesaire. Bak yüceltmedi. Yemek yemek bile bu. Yani bir misafirliğe gittiğinde yemek yerken böyle kibarca işte çatal sol elde, bıçak sağ elde, serçe parmakla küçücük kesersin o köfteyi atarsın. Ağzın kapalı kapalı yiyorsun. Evde de öyle iyi de göreyim bakayım. Evde o evde o köfteyi tek başına gömersin işte bak. Yüceltme o. İlkel dürtüleri topluma uygun şekilde gidermek diye bilin. Milyonlarca örnek sizin olsun. Niye tek bir örneği ezberliyorsunuz? Sonra o örnek çıkmayınca sıkıntı yaratıyor. Yani ilkel dürtülerin topluma uygun, süperegoya, topluma uygun şekilde giderilmesidir. Giderilmesi. Bak bu kadar. Olayın temel yapısı burada. Peki ne kaldı? Bastırma, yatsıma, hayal kurma, pollyannacılık, gerileme, özdeşleşme. Şunu da söyleyeyim. Sanırım 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tamam yeterli. Özgecilik, diğer gamlık, başkalarının derdini düşünmek. Yani özellikle biraz böyle ileri yaşlarda olur bu. Artık büyüyorsun, genç yetişkin, yetişkin, yaşlı. Bir geçmiş hayatın var. Geçmiş hayatta bazı eksikliklerin, ne bileyim istediğin gibi okuyamadığın, rahat yaşayamadığın, zamanı geriye alıp o eksikliği gideremeyeceğin için ne yapıyorsun bu sefer? Kendi eksikliğinden kurtulmak için başkalarının ihtiyaçlarını önemsiyorsun. Ebeveynlerin çocuklarına veya başka insanlara bu kadar çok fedakar olması budur. Aslında çocuğunun eksiğini düşünmüyor. Çocuğunun eksikliğini gidererek kendi geçmişindeki eksiklikten kurtulmaya çalışıyordur. Savunma mekanizmalarının hepsi ego tarafından, yani kişi kendisi için yapar. Anne babalar aşırı fedakardır ya, ben okuyamadım ama çocuğum okusun diye, bak buradan geliyor işte. Bu da bireyin geçmişindeki eksikliklerden kurtulmak için, özellikle yazıyorum bakın, geçmişindeki eksikliklerden kurtulmak için. Kurtulmak için. Hop. Başkalarının ihtiyaçlarını önemsemesidir. Başkalarının ihtiyaçlarını önemsemesi. Bu kadar. Bak şimdi özgecilik diyelim. Biz bunları falan görüyoruz, ediyoruz. Hiç böyle hocalarımız yoktu. YouTube'dan ders anlatan vesaire. İzleyelim, çalışalım diye. O kadar zordu ki. Trene atlıyorduk.
posta treni Ankara'ya geliyorduk. Milli Kitap Kütüphane'den ansiklopedilerden bilgiler almaya çalışıyorduk. Eski evet arkadaşlar, yaşlıyım ben bu arada. Bahsettiğim dönem medrese zamanı, bizim Sahn-ı Seman Medrese. Ben bunu deyince hocam o kadar eski misiniz diyor. Eski ya ne yapayım, yoktu yani. Size şey geliyor. Bak Gökhan, sınıfın birinde şu oldu. Ya dedim, ben üniversite okurken cep telefonu yoktu dedim. Nasıl yoktu hocam dedi. Ya cep telefonu dediğin şey 2002'de, şurada 20 yıl önce çıktı. Yani teknoloji hızlı ilerliyor. Yoksa ben ne yapayım, vardı da biz mi kullanmadık? Yoktu. Son sınıfta 2000 yılında böyle kocaman tuşlu telefonum vardı. Motorola. Anteni çıkarıyordum böyle. Cep telefonu değildi o. Çanta telefonuydu. Bu kadar cebe sığmıyordu ki. Hani 20 yıl önceki olay, şurada 24 sene geçmiş. Yani bak bu da o işte. Bizim zamanımızda olmayan şeyler olduğu için biz şu an kendi eksikliğimizden kurtulmak için bak size faydalı olmaya çalışıyoruz. Sebebi budur. Buyurun. Freud'un savunma mekanizmaları da bunlar arkadaşlar. Bak çok uzun. 3 tane video çektik sadece Freud'la ilgili. Ama 2 ya da 3 tane soru muhakkak çıkacak. Bakın özetleyecek olursam. Psikanalitik kuran Freud'un topografik çalışmasında bilinç, bilinç öncesi, bilinç dışından, yapısal kuramda id, ego, süperegodan, psikoseksüel dönemlerde, oral, anal, fallik, gizil, genital dönemlerden bahsettik ve kişiliği etkileyen bireysel durumlardan engellenme, çatışma, savunma mekanizmalarını anlattık. 3 video sadece Freud'u anlattık. Bakın şimdi, az sonra ne yapacağız söyleyeyim. Freud'un bu görüşleri evet halen günümüzde geçerli vesaire, ama bazı vatandaşlarda kişiliği buna bir tepki olarak, eleştiri olarak, katkı olarak vesaire sergileyebiliyor. Bakın bir başka çalışma. Her sene arkadaşlar soru. Her sene psikososyal kişilik gelişim kuramı. Meşhur Erikson'umuz. Az sonraki videoda da bunu göreceğiz işte. İşte temel güvene karşı güvensizlik, girişimcilik, suçluluk vesaire diye. Bunu görmüş olacağız. Önce bir karşılaştırma yapar, sonra devamını çekeriz bakalım. Diğer videoda devam.